Dünyanın ilk üniversitesi unvanına sahip olan Harden Üniversitesi, bugün bulunduğu bölgenin bilim merkezi olmasının yanı sıra Güneydoğu'dan dünyaya açılan bir kapı konumuna gelmiştir. Alanlarında kendilerini kanıtlamış akademik kadrosuyla Harden Üniversitesi'nde en iyi şekilde eğitim alan öğrenciler, bilim, sanat, sağlık, ekonomi, düşünce, hizmet gibi birçok alanda kendilerini geliştirmekte, ülkemize katkı sağlamaktadır. Son bir yıl içerisinde faaliyete geçen Diş Hekimliği Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bugün 13 fakülteyi, 5 meslek yüksekokulunu, 11 uygulama merkezi ve 3 enstitüyü bünyesinde barındıran Harden Üniversitesi'nin Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerle toplam öğrenci sayısı 23 bine ulaşmış durumdadır. Sağlığa verdiği önemi bir kez daha kanıtlayan Harden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye'nin en kapsamlı hastanelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Harden Üniversitesi son bir yıl içerisinde hastanesini Osman Bey kampüsüne taşımış, daha kaliteli hizmet vermek amacıyla son teknoloji tıp malzemelerini ve yaklaşık 150 alanında uzman sağlık personelini bünyesine katmıştır. Harden Üniversitesi'nin son bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları sayesinde üniversite estetiğinin yanı sıra faaliyetlerin gerçekleştirileceği daha geniş alanlara kavuştu. Öğrenci odaklı bir üniversite olan Harden Üniversitesi, peyzaj çalışmalarıyla kampüs içerisinde alternatif yollar yarattı. Kampüs içi her noktaya ulaşım daha kolay hale geldi. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşamaktan keyif alacakları kampüs alanı içerisinde, öğrencilerin ve akademisyenlerin rahatlığı ve huzuru için en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş, 7 gün 24 saat güvenli, huzurlu ortam eşliğinde, eğitim kadar sosyal faaliyetlerin de önemli olduğunu düşünen Harden Üniversitesi, spor tesisleri ve sosyal tesisleriyle öğrencilerin derslerden kalan vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmesine katkı sağlamaktadır. Son bir yılda yeniden iyileştirilen öğrenci yurtlarıyla, öğrencilerin her türlü eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını düşünen Harden Üniversitesi, öğrencilerinin huzur içinde kalmaları için Kredi Yurtlar Kurumu ile beraber yaklaşık 1500 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtlarıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Harden Üniversitesi bugün bütün öğrencilerine eş zamanlı olarak Avrupa standartlarında yemek verebilme kapasitesine ulaşmıştır. Hizmet, iş ve işlemlerin daha hızlı, etkili ve verimli yapılması amacıyla elektronik imza sistemine geçen Harden Üniversitesi'nin de EBYS sistemi sayesinde daha güvenli, daha hızlı çözüm odaklı hizmet verilmektedir. Projesinden imalatına kadar tamamen Harden Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen personel devam kontrol sistemi yazılımı sayesinde Harden Üniversitesi iç mekanizmayı denetlemekte, herkesin eşit şartlar hizmet vermesini sağlamaktadır. Büyük yatırımlarla güvenliğini en üst seviyeye taşıyan Harden Üniversitesi, son bir yılda güvenlik kameralarına ve bilgisayar altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde, üniversitenin her noktası yaklaşık 1000 ayrı kamera ile 24 saat gözetlenebilmekte. Harden Üniversitesi sadece öğrencisini ve çalışanın değil, onlarla bir bütün olan ailelerini de unutmadı. Son bir yıldır çalışmalarına ağırlık veren Harden Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, yıl boyu meslek edinme eğitimleri vermekte, eğitimler esnasında ve mesai saatlerinde çalışan ebeveynlerin çocuklarına aile ortamı aratmamaktadır. Harusem'de geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza, gün boyu kreş eğitiminin yanı sıra sosyal bir varlık olabilmeleri ve becerilerinin geliştirilmesi için resim, müzik, piyano, tiyatro gibi eğitimleri daha bu yaşta akademik personelden alma imkanı tanınmaktadır. Harusem'de ek olarak akademik personelin ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri yabancı dil, bilgisayar, ALES, TEOG, YGS, LYS gibi birçok eğitim verilmekte. Harden Üniversitesi'nin coğrafi konumu itibariyle birçok etnik grubu bünyesinde barındıran bir bölgede yer alması, onu komşularına karşı duyarlı kılmıştır. Harden Üniversitesi bugün farklı ülkelerle ortak programlar düzenlemekte, ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşları topluma kazandırmak için birçok meslek edindirme programında yer almaktadır. Bilim için durmadan çalışmayı kendine ilke edinen Harden Üniversitesi, gelecekte yapılması planlanan ve bugün yapımı başlayan projeler için aralıksız çalışmakta,
yeni istihdam alanları yaratmak için son bir yılda açılanlara ek olarak yeni fakültelerin açılması hususunda çalışmalar yürütmekte, dünyada sayılı kampüslerden birine sahip olmasına rağmen kampüs iyileştirme planları yapmakta, ulaşım ve barınma sorunu yaşanmamasına rağmen öğrenci sayısının artacağını planlayarak ek yollar ve yeni yurtlar yapmakta, akademisyenleri ve çalışanları düşünmekte, onların daha iyi koşullarda yaşayabilecekleri huzurlu ortam yaratmakta, kalacakları konutlar yapmakta ve huzurlu bir eğitimi kendine ilke edinerek projeler üretmektedir. Hızla gelişen Harar Üniversitesi bilime ışık tutmak, kaliteli insan gücü yetiştirmek ve biz de varız demek için mesai gözetmeksizin çalışanlarına devam etmekte, eğitimin kalitesini arttırmak, istihdam alanları yaratmak, öğrencilerine daha iyi imkanlar sunmak için yeni projeler sunmaktadır. Huzurlu eğitim için Harran Üniversitesi. Harran Üniversitesi'ne gelmeden önce belirli kaygılarım vardı. Buraya geldikten sonra bu kaygıların yersiz olduğunu gördüm. Gerek sosyal alan, gerek eğitimde diğer üniversiteleri aratmadığını gördüm. Bir daha tercih hakkım olsa tekrar bu üniversiteyi seçerdim. Buradaki hocalarımın yardımı ve proje ortağı Gülşen Dikmen'le beraber İnsansız Forklift projesini ürettik. Harran Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Biz akademisyenlerin görevi bilimin ışığında ülkesine faydalı, iş arayan değil, iş veren, iş üreten gençler yetiştirmektir. Hedeflerinden bir an bile şaşmayan akademik kadromuzda mesai gözetmeksizin öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına 7/24 cevap vermeyi kendimize borç bilmekteyiz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz, ailelerin bizlere birer emanetidir. Onları yarınlara hazırlamak bizim en kutsal görevimizdir.